Kocalı katliamının olayının arkasında sadece Ermeniler değil. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde çoğunluğunu çocuklar, hamileler ve yaşlıların oluşturduğu 613 kişinin Ermeniler tarafından katledilmesinin 24. yıl dönümünde açıklama yapan Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Arif Köroğlu, Kocalı katliamının dünyanın ayıbı olduğunu söyledi. Köroğlu açıklamasında Türkiye'nin Kocalı katliamındaki katilleri bulması ve Azerbaycan'a sahip çıkılmasının çok doğal olduğunu belirterek, İnsana sahip çıkmak, insan haklarına sahip çıkmak bir erdemdir. Müslüman ya da Türk olduğu için değil, bu zulüm insana yapıldığı için Türkiye'nin bu olaya sahip çıkması lazım dedi. Köroğlu, Hocalı'da olanların geçmişte İsrail'in Gazze'de, Esad'ın Suriye'de yaptıklarıyla aynı şeyler olduğunu belirterek, Hocalı katliamının suçlularının uluslararası mahkemelerde savaş suçluları olarak yargılanması gerektiğini söyledi. Evet, şu andaki Suriye'deki bu olayların biz Türk milleti olarak asla tarafsız kalmamalıyız. Bu olayların arkasında Ermenistan'da var, Rusya'da var, İsrail'de var, Amerika'da var. 1913'te Edirne'mizde de aynısı olmuştu. Bunların devamını şu anda Suriye'de yaşıyoruz. 1915'te Güneydoğu'da da yapılanları biliyoruz. Kocalı katliamının olayının arkasında sadece Ermeniler değil. Bunun arkasında tüm yabancı ülkelerin hepsi Çanakkale'de nasılsa aynısını yapmaya devam ediyordu. Şu anda Güneydoğumuzda şehit vermemizin nedenlerinin arkasında da aynı kabineler var. O BTP denilen onların bu meclise girmesini buradan Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Bunları bir an için kararını alırsanız, bunları milletvekilini düşürürseniz, bu karardan sonra bunların önünü kısarsanız inanın ki Türkiye'de insanlar, Güneydoğu'daki insanlarımız ve bizim kardeşlerimiz bunların katliamını hem Güneydoğu'da yapıyorlar bizlere hem de Suriye'deki tüm insanlara, Müslümanlara. Sadece Müslümanlara değil, inanın ki orada yaşayan, ben gittim Suriye'ye. Orada yaşayan insanların hepsine aynı zulüm yapılıyor. Biz istiyoruz ki Müslüman olarak biz bu olayların bir an için bitmesi gerekiyor. Avrupa ülkesi bunu görüyor, geri adım atıyor. Yardım dahil yapılmıyor. Sadece Türk milleti olarak, Türkiye olarak her şeye müdahil biz oluyoruz. Ya buradan ben güzel Türk milletine sesleniyorum. Bunlara kanarak asla Güneydoğu'daki insanlarımızı Kürt diye terörle ayırmak lazım. Onlar terör değil. Terör olan insanların sıkıyor yavaş yavaş. Hepsi bizden olmayan bir insan. Hepsinin şu andaki BTP milletvekilleri de Ermenidir. Onların arkasında duranlar da aynıdır. Biz millet olarak bir an için bunu toparlayıp kendi el birliğinde olmamız lazım. Geçen Deniz Baykal'ın güzel bir açıklamasını ben izledim. Diyor ki evet, gün birlik günü diyor. Şehitlerin Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardı. Biz Büyük Birlik Partisi olarak sadece düşünmüyoruz. AK Parti olarak da değil, CHP olarak da değil, MHP olarak da değil. Hepsi büyük bir millet partisi olalım. Gün şu anda onun günü. İnanın ki her tarafımız ateşten yanıyor. Ben Suriye'de gidip o patlamaları gördüm, yaşadım. Ve inanın ki o çocukların ayakları kopmuş, kızgın yağının içinde söndürmeye çalışıyorlar. Yani bu insanlar bizim, ne olursa olsun, istersen Müslüman olsun, ne olursa olsun, insan, önce Allah insan olarak yaratıyor. Yardımları ben kendim Edirne'den de gittiğimde, biz Prince de götürdü, inanın ki çok ilgi görüyor insanlar. Ve yaşlı insanlar nasıl ağlaşıyor biliyor musun? Yani seviniyorlar, Edirne deyince, sınırı görünce harita üzerinde mutlu oluyorlar. Selam söyle diyorlar, gözlerinden gelen yaşlar yani hele daha. Kendimi tutamıyorum yani. Müslüman olarak bu şeyde inanın hiçbir ülkede bizim düşmanımız, dostumuz yok. Bu İran dahil inan Müslüman görünüyor hep bunların arkasında. Rusya'nın arkasında da.